Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi kardeşler geçen dersimizde vahyin ilk inen ayetlerin ne olduğu, Kur'an'ın ilk ne zaman inmeye başladığını söylemiştik. Bugünkü dersimizde ise ilk inen ayetleri ve son inen ayetlerin ne olduğunu, bak ayet diyoruz, sure demiyoruz. İlk inen ayetlerin ve surelerin ne olduğunu bize açıklayacak. Başlık olarak atmış ki evvelu ma nezele ve ahiru ma nezele yani minel Kur'an. Kur'an'dan ilk inen ve son inenler. Son inen şey nedir? Evvelu ma nezele minel Kur'an el kerimi. Kur'an'dan ilk inen, ilk nazil olan ayetler el ayatul el ayatul ula ilk ayetlerdir ki min suretil alak alak suresinden ilk inen ayetler Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilmeye başladığı ayetlerdir ki o da şudur. İkra bismi rabbike lezi halak ayetleridir kardeşler. <laughs> ki kema merre sabiqen nasıl ki önceden geçti fi hadis el Bukhari Bukhari hadisinde hani diyorduk ya rivayet ül Bukhari hani peygamber efendimiz e ilk önce sadık rüyalar geldi Hazreti Cebrail onu üç kere sıktı üç kere sıktıktan sonra ne yaptı peygamber efendimiz e İkra suresini indirdi Allahu Teala Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla işte bu ona işaret ediyor ve emma ahiru ma nezele minel Kur'an'dan son indirilen şeye gelince ise Fehuve kavlu ta'ala. Bu da Allah'ın şu sözüdür ki nedir? Vettekû yevmen turcaûne fîhi ilallâhi. Yani diyor ki o günden korkun ki yani bu da hangi ayettir kardeşler? Bakara suresinin 281. ayetleridir. Bakara demek ki son inen ayet neymiş? Bakara 281. ayet Kur'an'ın en son indirilen ayetidir. Tabi doğru olan görüşe göre ki ayette ne diyor manasını yapalım inşallah. Wattaqu yawmen diyor Allah Teala. O günden korkun ki yani kıyamet gününde turcu fiilallahi O günde Allah'a döndürüleceksiniz. Turca raca demek bir şey dönmesi, turca ona döndürülmek. Yani döndürüleceksiniz sizler Allah'a o günde Allah'a döndürüleceksiniz. Sümme tuvaffa ve herkese tam olarak verilecek. kullerini kullu nefsin. Sümme tuvaffa kullu nefsin. Her nefise tam olarak verilecek. Ma kesebet kazandığı şeylerin hak ettiği şeyler kendisine tam olarak verileceği gün sona e, sonra verilecek diyor. İşte diyor bu halette ise kendisine tam olarak verildiği halde ise hum la yudlamun onlara haksızlık herhangi bir zulüm edilmeyecektir. İşte diyor bu son inen ayetin son inen ayetin Bakara 281. ayet olup yani ve takuyamen ayetinin olması ha da bu Huva sahihu doğru ve tercih arrajhu tercih edilen görüş budur ki elledi bu görüşü iktarhu seçmiştir el Alimler bu görüş seçmiş. Yani alimlerin seçtiği sahih ve tercih edilen görüş budur. Ve ala resim ve onların başlarını çeken kimse başlarında kim gelir? Es imam suyuti gelir. Ki ve huve menkulun yani bu son inen ayetin Bakara 281. ayet olduğu görüşü menkulun nakledilmiştir. An habri hadil ümmeti bu ümmetin mürekkebi bu ümmetin alimi Abdullah bin Abbas'tan rivayet edilmiş nakledilmiş bir e, rivayettir bu. Ki radıyallahu teala anhuma Allah her ikisinden de razı olsun. Yani çünkü babası da Müslüman da Hazreti Abbas peygamber efendimizin amcası. Fakat ahrecen nesai ki zaten diyor nitekim nisa, nesai e, rivayet etmiş ki yekrimeden an İbni Abbas o da İbni Abbas'tan ennehu kale Hazreti İbn Abbas buyurmuş ki Ahiru şeyin son şey ki nezele minel Kur'an'ı Kur'an'da indirilen Kur'an'dan indirilen en son şey nedir? وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ف۪ي اللّٰهِ ayetidir diyor. Ki وَقَدْ عَاشَ النَّب۪يُّ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz yaşamıştır. بَعْدَ نُزُولِ هَذ۪ي ayeti Bu ayetin inmesinden sonra Peygamber Efendimiz yaşamış. Tis aleyalin dokuz gece yaşamış Peygamber Efendimiz. Yani bu ayetler inmiş. Peygamber Efendimiz dokuz gün daha hayatta kalmış. Ondan sonra Rafiqi Ala en yüce dosta göçmüştür Peygamber Efendimiz. Thumme mate sonra Peygamber Efendimiz vefat etmiş. Leyletel isneyni pazartesi gecesi fissalisi min rabiul evvel. Rabiul evvel ayının üçüncü gününde pazartesi gecesi sonra Peygamber Efendimiz rahmet Rahman'a göç etmiştir, vefat etmiştir. Ve emma kavlu badim diyor ancak şu kimselerin sözüne gelince ki ne diyorlar? İnne ahire ma nezele minel Kur'an'i Kur'an'da en son indirilen şey şu sözdür. Kavlu Teala Allah'ın şu sözüdür. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi tamamladım ve yani kemale erdirdim ve etmemtu aleykum ve size nimetimi tamamladım ve raditu lekum islam ve size ancak din olaraktan İslam'ı razı oldum, İslam'ı kabul ettim diyen ayet yani Maide suresinin 3. ayeti olduğu diyenler el ayete yani İkrail ayete sanayeti devamı sonuna kadar oku. İşte bu görüş yani Abba, diğerlerinin sözüne gelince ki derlerdi e, Kur'an'da son indirilen ayet şudur diyenler فَهُوَ رَعْيُنْ غَيْرُ sahihin. Bu öyle bir görüştür ki doğru sahih olmayan bir görüştür. Neden bu doğru, görüş doğru değildir? لِأَنَّ هَذِي الْاَيَةَ الْكَرِيمَةِ çünkü bu ayeti kerime nezelet ala Resulillah peygamber efendimize inmiş aleyhissalatü vesselam fi hacetil vedai veda haçında peygamber efendimize bu ayet inmiş. Yani el yevme ekmeltu lekum dinekum ve ve dinen ayeti peygamber efendimize veda haçında inmiş. Peygamber efendimize veda haçında indiği halde ve huve bi arefede peygamber Efendimiz de arefede vakfe yaptı yapıyordu. İşte vakfe yaptığı halde peygamber efendimize bu ayetler inmiş. Ve kad sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamber efendimiz bahdıha bu ayetlerin inmesinden sonra 81 vahiden ve semani 81 gün yaşamış. Yani bu ayetler inmiş Peygamber Efendimiz'e. Bu ayetler indikten sonra Peygamber Efendimiz 81 gün daha yaşayıp ondan sonra vefat etmiştir. E demek ki bu bu ayette ise kaç gün yaşamıştı? 9 gece yaşamıştı. Demek ki bu daha önce inmiştir kardeşler. Ve kabla vefati bitis ölmeden vefat etmeden 9 gece önce ise nezelet ayetül bakareti bakara suresinin 281. ayetleri indi kardeşler. Bakara suresinin 281. ayetleri indi ki o da neydi? Veteku yomen turcauni fi ilallahi ayetleriydi. O zaman fetekunu <laughs> o zaman bu bakara suresini ki veteku <laughs> ayetleri ahirema <laughs> nezele. Son inen ayetler o zaman bu oldu. La ayetel maideti maide suresi ayetleri değil. Yani ellem kemtelulekum dinikum ve temtu aleikum ni'meti ve raditu lekum elislamı dinen ayetleri değil kardeşler. İşte ve hada işte bu görüş huvar rayus sahihu doğru olan görüş. Pardon, görüş ki doğru olan görüş budur. Ve binuzul hadil ayetel kerimeti işte diyor bu ayet-i kerimenin inmesiyle bu ayet-i kerimenin inmesiyle in kat'al vahyi vahiy kesildi. Fekane zalike bu ayet ahire ittisali semai bil Sonu oldu. Neyin? İttisale semai gökyüzünün yani Allah'ın semanın bağlantısının bil ardi yeryüzüyle son bağlantısı oldu. Yani göğün yere son bağlantısı oldu bu ayetin inmesiyle. Ve bu ayetten sonra mantakalar Resulü Peygamber Efendimiz intikal etti sallallahu aleyhi ve sellem ila a'la o en yüce dosta Peygamber Efendimiz istikale, intikal etti. Ba'de nuzuli hitamil Kur'an. Kur'an'ın nuzulu son bulduktan sonra Kur'an'ın inmesi son bulduktan sonra. Hitam demek bir şeyin sonu. Tabi bunları yapmadan önce de Ba'de en eddel emanete. Peygamber Efendimiz emaneti e, eda ettikten sonra ve bellegher risalete ve risaleti tebliğ ettikten sonra ve heden nase ve insanları hidayete ettikten sonra yani irşad ettikten sonra ila dinillahi Allah'ın dinine. Tabi şöyle bir dipnot söyleyeyim kardeşler. Şimdi Kur'an'ın ilk inen ayeti bak ilk inen ayeti nedir? Bak ayet diyorum. İlk inen ayetleri Alak suresinin ilk beş ayetidir. Yani İkra bismi rabbike lezi halak halak al insana min alak. İkra ve rabbuke al ekrem el alleme bil kalem alleme al insana ma lem ya'lem ayetleridir. İşte bu ilk beş inen beş ayettir. Yani ayet olarak bakarsak Alak suresi inmiştir. Ama ilk inen sure ilk inen bak sure bak ayet demiyorum sure olaraktan ilk inen sure pardon e, ee, evet ilk inen sure Müddessir suresidir. Bak ve emma ve emma evvelu ma nezele sureti sureden ilk inen şeyler ise hiye suretil müddessir. Müddessir suresidir. Yani tam olarak indirilen sure Müddessir suresidir. Yani Müddessir suresi tamamıyla indirilmiş. Ama ilk inen ayetler ise Alak suresidir. Ondan sonra en son inen ayetler وَاتَّقُوا يَمَنْ تُرْجَعَنَ ف۪ي اِلَى اللّٰهِ ayetleridir. En son inen sure ise bak sure ise nedir? Ee, Nasır suresidir kardeşler. اِذَا جَاءَ نَسُرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُرَيْتَ النَّاسِ اَدْخُلُونَ var ya. İşte o. Yani ne oldu? İlk inen ayetler Alak suresinin ilk beş ayeti. Ee, i̇lk inen tamamı olaraktan ilk inen sure müddessir suresi bazıları Fatiha'da diyor. Bu konuda biraz rivayet farklılıkları var son inen ayet ve Yemen Bakara 281. ayettir. Son inen sure ise Nasr suresidir kardeşler. İdâce enasurullahi vel Bu da kardeşlerim şey olsun yani bilginizde olsun. Şimdi e, bu konuyu biraz daha açacak gelecek dersimizde inşallah. E, neden bu e, şey El yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu nimeti ve raditu lekum diyor ki allah Teala bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ee, e, tamamladım. Ve <laughs> etmem aleyküm nimeti ve ise nimetimi tamamı kemale erdirdim. O İslam fesse din olarak İslam'a razı oldum. Ediyorlar e, diyorlar ki din tamamlanmış diyor allah Teala burada. Bir hüküm artık gerek kalmıyor. E ondan sonra bu ayet niye iniyor? Çünkü diyor ki bugün sizin dininizi tamamladın. Dolayısıyla o zaman en son ait bu olmasın lazım diye bazıları bir e, sorun ortaya çıkarıyorlar, işgal ortaya çıkıyorlar. Ama hepsine teker teker İmam Suyuti İtkan adlı kitabında burada da kısa olarak söylemiş cevap vermiş.